Bilişim Dünyası kanalından herkese merhaba. Python programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dersimizde dosyalama ile ilgili temel işlemleri görmüştük. Bugün ise bu temel işlemleri kullanarak biraz daha gelişmiş bir proje tarzında bir çalışma yapmak istiyorum. Bir menü sistemi oluşturacağım ve o menü sistemine göre bir dosyaya bilgi ekleme, bilgi silme, yeni bir dosya oluşturma, listeleme gibi fonksiyonları tanımlayacağım. Evet, fonksiyonlar diyorum. Yani bu dersimizde fonksiyonları kullanarak bu işlemleri yapacağız. Şimdi öncelikle menü sistemini tasarlayacağım. Daha önceki derslerimizde while döngüsüyle birlikte bir menünün nasıl tasarlandığını göstermiştim. Bir sonsuz döngü oluşturuyorum. Ve bu sonsuz döngüde menü seçeneklerim olacak. Kullanıcı bir seçenek seçecek ve ona göre işlem yaptıracaktı. Şimdi öncelikle print fonksiyonuyla bilgilerimi yazmaya başlayacağım. Dosya oluşturmak için 1 olsun mesela. Kullanıcı bir seçeneğini seçtiği zaman yeni bir dosya oluşturacaktır. Oluşturmak için 1 diyelim. Bilgi silmek için diyelim. Çok uzatmayalım. Bilgi silmek için 2 olsun. Bilgi eklemek için 3 olsun. Ve listeleme yaptırmak için de 4 olsun. Evet, kullanıcı da bu seçenekleri girecek ve girmiş olduğu seçeneğe göre işlem yaptıracaktı. Şimdi kullanıcıdan bir seçenek isteyelim. Seçenek eşittir dedim. Integer tipinde bir veri olacak. O yüzden de int yazdım. Input ile de kullanıcıdan bir bilgi alacak. Bir seçenek seçiniz diye bir mesaj versin bana ve kullanıcı bir seçenek girsin. Girilen seçenek doğrultusunda da işlem yaptıracağım için if ile kontrol etmem gerekiyor. Kullanıcı hangi seçeneği seçti diye. Seçenek eşittir 1 ise. Tabi henüz daha fonksiyonlarımı yazmadım ama fonksiyon isimlerini yazabilirim. Dosya aç diye bir fonksiyon tanımlayacağım. Hatta şurasını kopyalayalım. Çok uzatmayalım dersimizi. Seçenek 2 olursa fonksiyonumuzun adı da bilgi sil olsun. Seçenek 3 olursa bilgi ekle adında bir fonksiyon oluşturacağım. Ve seçenek 4 olursa da listele adında bir fonksiyon oluşturacağım. Evet, şimdi sıra geldi fonksiyonlarımı oluşturmaya. Programı ilk açan kişi belki dosya oluşturmak istemeyebilir. Bizim standart sabit bir dosyamız olsun ve o dosya üzerinde işlem yapabilsin. Ama eğer seçenek 1'i seçerse, yani dosya oluşturmak isterse de yeni bir dosya oluşturmak için hak tanıyacağız ona. Şimdi öncelikle fonksiyonların içinde ve programın genel yapısı içinde bir değişkeni kullanabilmek isterseniz onu global olarak tanımlamanız gerekir. Global add diyorum. Ve dosya adım da ne olsun? Bilişim txt olsun. Yani programı ilk açan kişi bilişim dosyası üzerinde işlem yapacak. Eğer kendi isterse de yeni bir dosya oluşturarak onun üzerinde de işlemler yapabilecek. Şimdi fonksiyonumu tanımlamaya başlıyorum. Def anahtar sözcüğü ile dosya aç adında bir fonksiyon tanımlayacağım. Nereden dosya aç dedim? Şu fonksiyonu oluşturmaya başlıyorum. Bir dosya oluşturup oluşturmak isteyip istemediğimi bana sorsun. Bir seçenek sunsun. Belki yanlışlıkla dosya seçeneğini seçti kullanıcı. Gerçekten dosya oluşturup isteyip istemediğini öğrenmemiz gerekiyor. Input ile kullanıcıdan bir bilgi almamız gerekiyor. Dosya oluşturmak istediğinize emin misiniz diye bir soru sorsun. Bunu da evet, hayır şeklinde cevabı olsun. If ile kontrol edeceğim. Seçeneğim eğer evetse. Dosya adını almam gerekiyor. Ad eşittir. Input ile kullanıcıdan bir dosya da alacağım.
dosya adını giriniz desin. Tabii şimdi kullanıcı buraya Ahmet Mehmet gibi bir dosya da açmak isteyecek. Bu adı ilaveten de ne yapmamız gerekiyor? Bir uzantı belirlememiz gerekiyor. Onu da .txt şeklinde belirtiyorum. Daha sonra da dosya açacağız. Dosya açmak için de with operatörünü kullanmıştık en son hatırlarsanız eğer. Add isminde bir dosya tanımlayacağız. Ve açılış metodu modu da w olacaktı. S dosya diyorum. Evet, dikkat ederseniz girintili olarak başladı. Dosyamı açıyorum ve kapatıyorum. Artık bu isminde, yani kullanıcının girmiş olduğu isimde bir dosya oluşturulmuş olacak. Peki bir de hayır seçeneğini seçerse kişi, o zaman da boş bir geri döndürme olayını yapacağız. Yani return diyeceğiz. Boş bir veri geri döndürecek sadece. İşlem yapmayacak. İsterseniz test edebiliriz mesela bunu. Hemen çalıştıralım. Şimdi dosya oluşturmak için 1, silmek için 2, eklemek için 3, listelemek için 4 dedik. Biz bir numarayı kullanacağız şimdi. Dosya oluşturmak istediğinizde emin misiniz dedi. Hayır diyerek bir test edelim. Evet, hiçbir işlem yapmadı. Şimdi tekrardan biri seçiyorum ve evet diyorum. Dosya adını giriniz dedi. Ne olsun bu da? Bilişim dünyası olsun. Girdim. Evet, bir kontrol edeceğim. Bakalım programın bulunduğu yerde bilişim dünyası diye bir dosyayı oluşturdu. Şu anda içi de boş. Peki buraya kadar çok güzel. Listelemeyi yapalım. Def listele adında bir fonksiyonum vardı. Dosyanın içindeki bilgileri listelesin bize. With open diyorum. Dosyamı açıyorum. Dosyamın ismi ad olsun. Rekipinde açalım. Okuma işlemini yaptıracağız çünkü. S dosya diyorum. Alt satıra indikten sonra bilgileri öncelikle bir diziye atayacağım. Bir listeye atayacağım. Dosya nokta readlines'ı kullanıyorum. Bütün verilerimi listeye aldım. Bir döngü başlatacağım. Ve benim asıl amacım bu verilerin başında bir sayı gözüksün. Yani listenin kaçıncı sırasında olduğunu gözükmesini istiyorum. Çünkü silme işlemini yaparken de o listedeki numarayı girerek silme işlemini yaptıracağım. Hemen bir for döngüsü kuruyorum. Bilgi in bilgiler diyorum. Print fonksiyonuyla da listede yazdırıyorum. Tabi öncelikle iyi yazsın. Sonrasında da nokta koyup bilgiyi yazdırsın. Kaçıncı sırada olduğunu görmüş olacağız bilginin. İyi de bir arttıralım. Evet, listeleme işlemi de bu kadar. Yani dosya içindeki bilgileri listeye alıyoruz. Ve daha sonra da döngü sayesinde de onları sırayla listeliyoruz. Ve her kaydın başında da listedeki sıra yer alacak. Bunu da niçin kullanacaktık? Silme işlemini yaparken oradaki numaraya girip silme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bilgi eklemeyi yapalım. Def bilgi ekle diyorum. Tekrardan dosyamı açıyorum. Hatta şurayı kopyalayalım. Daha rahat olur. Bilgi adında bir liste oluşturacağım. Listeye bilgi almak için append metodunu biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden de göstermiştik sizlere. Input ile bilgi isteyeceğim. Mesela isminizi girin desin. İsim girin desin. Evet, bu satırdan çoğaltacağım. Kaç tane bilgi istiyorsanız eğer dosyanıza o kadar bilgi alacaksınız. Ben bir isim, 3 tane de not bilgisi istiyorum. Ya da 2 tane not olsun, çok fazla uzatmayalım. İsteyenler tabii 3.'yü de ilave edebilirler. Şuraya birinci
notu giriniz desin. Şuraya da ikinci notu giriniz. Evet, şimdi bilgilerimizi de dosyaya kaydetmemiz gerekiyor. Bunu R modunda değil de A modunda açsak daha iyi olur. Dosyanın sonuna bilgi ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Ve dosya nokta write lines ile liste tipindeki bilgilerimizi kaydediyoruz. Evet, bilgi eklemek de bu kadardı. İsterseniz bir test edebiliriz. Mesela çalıştıralım. Dosyamızı ne demiştik? Bilişim.txt demiştik. Yani şu dosya olacaktı. Evet, içinde bilişim dünyası yazıyor. Bunu da silip tekrardan kaydedelim verimizi. Şimdi çalıştırıp test ediyorum. Bilgi eklemek için 3 diyor. 3'e bastım. İsim giriniz dedi. Bilişim dünyası giriyorum. Birinci notu giriniz dedi. 50, 60 diye girdim notlarımı. Listelemek için 4 diyor. 4'e basıp listeleyelim bakalım. Evet. Bilişim dünyası 50-60 bilgileri geldi. Bilgi silme işlemini de yapalım. Def bilgi sil fonksiyonunu oluşturuyorum. Dosyadan istediğimiz bir yerdeki bilgiyi silmek için, mesela ben şu bir numaralı kaydı silmek istiyorum derseniz eğer, ne yapmanız gerekir? Öncelikle bilgileri bir listeye alacaksınız. O liste üzerinde değişikliği yapacaksınız. Daha sonra o listeyi tekrardan W moduyla açtığınız dosyaya yazdıracaksınız. Öncelikle bilgilerimizi alalım. Şöyle aldım. Dosyamızı açtık. R modunda, okuma modunda açıyorum. Bilgiler listemi oluşturuyorum ve readlines ile bilgileri alıyorum. Komple bilgileri aldık. Şimdi silinecek veriyi isteyelim. Silinecek diyelim. Int input silinecek kayıt numarası diyelim. Evet, kişi girmiş olduğu kayıt numarasıyla veriyi silecek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bilgiler nokta pop metodumuz vardı. Bir listedeki veriyi silmek için pop metodunu kullanabiliriz. Silinecek diye tekrardan seçtik. Evet, bu kadar. Bilgiyi listeden temizledikten sonra da ne yapacağız? Tekrardan dosyamızı açacağız. Ama bu sefer açarken de W moduyla açacağız. Çünkü içindeki bütün verileri temizleyecek ve yeni verilerimizi dosyaya yazacak. Dosya nokta write lines ile bilgileri yazdırıyorum. Evet arkadaşlar, programımız bu kadardı. Dersimizi beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, gelecek olan derslerden haberdar olabilmek için de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.